Selam dostlar, alemin ve ailenizin en değişik kanalına hoş geldiniz. Bugün Gürcistan'ın başkenti Tiflis'ten Ermenistan'ın başkenti Erivan'a gidiyoruz. Dünyanın bütün ülkelerine gitmek gibi bir amacım var. Bunlardan biri de her zaman Ermenistan'da. Ama benim amacım bir gün Ermenistan-Türkiye sınır kapısı açıldığında sınır kapısından geçip giden ilk gezginlerden biri olmak niyetindeydim ama 1-1,5 yıl önce de aslında üst düzey bizim İki tarafının yetkilileri sınır kapısının açılacağına dair söylemleri vardı ama hala açılmamıştı. Özellikle bu deprem felaketinden sonra Ermenistan'ın bize arama kurtarma ekibinin gelip yaptığı yardımlardan sonra benim Ermenistan'a gitme fikrim doğdu. Bugün o fikri gerçekleştirmeye karar verdim. Kısa bir gezi olacak. Allah nasip eder de kapılar açılırsa ve turistik ziyaretleri kapıdan girerek gerçekleştirecek olursak o zaman Ermenistan'ı derinlemesine keşfedeceğiz. Ama bu gezimizde 3-5 günlük bir gezi olacak. Erivan'a gideceğim. Belki bir iki şehir daha eklerim. Emin değilim ama yüksek ihtimalle 3-4 gün boyunca, belki 5 gün boyunca Erivan'da olacağız. Şimdi Tiflis'ten Erivan'a doğru hareket eden otobüs duraklarına gidiyoruz. Thank you. Gürcistan'da otobüslere istediğiniz kapıdan biniyorsunuz. Her bindiğiniz kapıda basma yeri var. Böyle minibüslerde de onlar da akbille çalışıyor. Nakit para yok burada. Ulaşım tamamen kart usulü. Ben Batum'dan bir kart almıştım. O Batum'daki kart Tiflis'te de çalışıyor. Yani buradaki diğer şehirlerin kartı her yerde çalışıyor. Şimdi Erivan'a direkt otobüsle gideceğiz. Daha doğrusu böyle minivanlar var ama tabi burada Rusya'da Gürcüce yazdığı için anlamadım nerede. Heh, Yerevan. Dram. 100 dolar. Şimdi terminalde şey var. Döviz bürosu vardı. Şehrin içinde aradım, bulamadım. Siz de aramayın. Böyle benim gibi bir yolcu yapacaksınız. Ortacala otobüs terminaline geldim. Burada hem Erivan'a otobüs var hem de burada paranızı change ediyorlar. Bu arada Ermenistan'ın para... Sorry? Bozluğu yok galiba bunun. Onu mu demek istiyorsun? Vazgeçtim abi. İnternette yazan fiyatın 20 dolar eksiğine bozduruyor. Gösteriyorum, yok diyor. Ben diyor böyle bozdurum. İşine gelirse dedi. Benim de işime gelmedi. Buradan ta Antalya'ya bile araba var diye duymuştum ama emin değilim. Samsun'a, Trabzon'a, İzmit'e, Bursa'ya, lüks deniz, golden turizm. Batumi? No. Erivan. Erivan. Thank you. Hamsi mi dedi o? Bir de buraya soralım bakalım ne kadar diyecek bu. Erivan'a gideceğim. Turkish passport var mı? Var. Problem yok abi, git. Aynen, gidiyoruz. Yok, gel. Bir tane arkadaş, Türkçe bilen bir arkadaş geldi. Abi, burada halk yoktu. Halk. Tamam, halk yoktu. Halk geldi. 7-8 person. Tamam. And getti. Dolacak gidecek. Tamam. Şu an kaç kişi var? Burada oturacağım. Sumka burada. Burada Turkish kafe var. Tamam. Ben gideyim. Tamam, gideyim. Burada Sumka gel. Burada Sumka gel. Oturacağım. Tamam. Kafe. Sumka'ya burada bir şey olmaz. Problem yok abi. Tamam. Şu an kimse yok. Avto geldi. Tamam. Araba geldi. Araba, o minibüsle gideceğiz. Ne kadar? 40 lari. 40 lari. Tamam. Abi. Tamam, anladım. Adın ne? Ha? İsmin ne? Ben? Ha. Ben Ermenistanlıyım. Sen Ermenistanlı mısın? Ermenistan. Sen Ermenistanlı mısın? Ha. Türkçe nereden öğrendin? Ha, burada çalış var. Çalışarak Türkçe öğrendin. Evet. Ama Ermenistan'da evin. Yok, burada, Tbilisi'de. Ha, şu an buradasın. Ama sen Ermenistanlı mısın? Ermenistanlı. Tamam. Adın neydi? Andriy. Mehmet. Memnun oldum. Teşekkür ederim. Evet. Şey, galiba yukarıdan zamanında kalkıyormuş. O 30'ları eski bir dağ var herhalde, anlamadım. Zaten ben internette de şey görmüşüm. 35-40'ları
Minibüsün tipine göre değişiyormuş. İnternette de yazıyordu zaten doldukça kalkıyor diye. Şey diyorlardı yani daha önce gidenler. 35, 40, 45 bu civarda, benimki 40 dedi. Burada Türk kahvesi var dedi de hangisi, Alibaba yazıyor mu acaba? Bu sefer değil ama bir sonraki gidişimde Ermenistan'ı çok güzel gezeceğime inanıyorum. Sadece şu an benim Türkiye'de de acil bitirmem, halletmem gereken işlerim vardı. O yüzden bir 3-4 günlük gezi planladım. Şimdi herhalde bir saate dolar inşallah. Şimdi bir şey söyleyeyim size tecrübelerimden istinaden. Ben şu an paramı neden burada çenç ettim? Hem güzel bir fiyat verdi. Hem de ben şu an bir sınıra gidiyorum. Aslında benim dolmuşum Erivan'a kadar gidiyor. Erivan'a gitsem belki bir tık çok değil ama hani şey change yapabilirdim. Neden burada yapıyoruz? Ermenistan'da böyle bir şey var yok bilmiyorum ama Ermenistan'ın vizesi kapıda vize uyguluyor. Bu arada sadece bordo pasaport sahiplerine. Eğer yeşil pasaport ya da diplomatik pasaport sahibiyseniz sizin bir temsilcilikten Ermenistan için vize almanız lazım. Çok ilginç. Yeşil pasaporta üstünümüzün oldu yani. Bordo pasaportun yeşil pasaporta karşı üstün olduğu benim bildiğim tek ülke Ermenistan. Normalde yeşil pasaport direkt girer, bordo pasaport zorlanırdı. Burada tam tersi. Vizeyi yine anlatırım ama isterseniz şey yapıyorsunuz. Online vize alıyorsunuz. Bir iki tane form var. Onu dolduruyorsunuz. Parayı yatırıyorsunuz online $7'lık. Ve vizenizi alabiliyorsunuz. Neyse ben kapıda vize alacağım. Yani internetten şu an vize almadım. Şimdi burada bir tane çok ilginç Türk restoranı vardı. Gerçi ilginç değil. Burası Gürcistan. Yani sorun yok. İlginç bir şey yok. Ezogelin söyledim abi. Ezogelin içelim. Yavaş. Tamam. Neredeyse 4 saat dolmasını bekledik ama 4 saatte sadece 5 kişi olduk. Artık saat 4'de geldiği için de adam mecbur kalktı. 11'de mi geldim, 12'de mi ne geldim ona kadar? 4'e kadar 5 kişi olduk. Normalde en az 7 kişiyle kalkıyormuş ama 7 kişi olmadığı için işte bu saatler bekledik. Şimdi toplamda Tiflis'ten Erivan 270 km sınıra doğru gidiyoruz. An itibariyle Ermenistan şu an sınır kapısını geçiyoruz. Ya beni çok şaşırttılar. Gerçekten şöyle söyleyeyim. Benim bu zamana kadar karşılaştığım en iyi sınır polislerinden biriydi. Abinin adını unutmadan söyleyeyim. Gagar neydi ya? Gagar Gasimilov mu ne? Böyle bir şey dedi ismi abinin. Polis, immigration polisi. İnanılmaz şekilde benimle ilgilendi. Hemen çok kısa anlatayım size arkadaşlar. Şimdi normalde burada e-vize alıyorsunuz ya da kapıda gelip vize alabiliyorsunuz. Tabii ki burada pasaport sahipleri, diğerlerinin konsolosluktan vize alması lazım. Şimdi ben geldim, içeri girdim. Herkes tabii ki burada normal işi, Gürcistan ya da Ermenistan vatandaşıydı. Turist neredeyse yoktu. Onlar direkt immigration polisine gidip vizesini alıyorlar yani. Direkt kaşa başlıyorlar sadece. Benim varışta vizelim olduğum için benim vize ofisine gidip orada vize formu doldurup vize almam lazımdı. Neyse ondan sonra ben gittim vize ofisine. Kimse yoktu. Sonra immigration yani pasaport kontrol noktasındaki bir tane memur kalktı geldi dedi. Neredesin dedi. Türk'üm dedi. Hoş geldin abi dedi direkt. Adam Türkçe biliyor ama şey 15-20 kelime biliyor. Ondan sonra ne istiyorsun abi dedi. Dedim hani ben vize alacağım. Tamam dedi İngilizce biliyor musun dedi. Dedim çok az biliyorum. Gel dedi formu beraber doldular. 2 sayfalık bir form vardı. Şey basit İngilizceniz çok az benim gibi kötü olsa da doldurursunuz. Ama ben en başta İngilizcem az dedim diye adam hepsini şey yapıyor. Anlatıyor mesela işte occupation diye mesela bu meslek abi. What is your name? Adın ne abi? Adam aynen bu şekilde beraber formu doldurup sonra formu doldurduktan sonra da biraz ileride gişe var. Para ödeme gişesi. Ondan sonra oraya gittik. Biraz sıra vardı. Sonra abi benim peşimden geldi. Sıranın önüne aldı beni. Paramı hemen hızlıca ödedi orada. Benim elimden parayı aldı. Evraklarımı da aldı. Parayı da hemen hızlı ödedi. Ondan sonra neyse. Sonra gittik bize formunu doldurdu işte. Sonra
bir tane vize yapıştırıyorlar böyle. Normalde ülkelere girerken kaşa basarlar. Ama böyle vizeyle ülkelere geldiğinizde bir sayfa yaprağı kaplayacak bir tane böyle yapışkan yapıştırıyorlar. Üstünüzde de sizin bilgileriniz yazıyor. Kaç gün vizeniz var filan. En son ondan sonra abi işte kimsin, ne yapıyorsun diye sordu. Bu pasaport niye böyle boş filan dedi. Dedim abi ben işte 30-40 tane ülke gezdim, pasaport doldu. Bir bakayım ötekine dedi. Bir baktı böyle. Vay dedi, sen ne kadar çok gezmişsin. Tabi biraz İngilizce söylüyor, biraz Türkçe söylüyor. Ondan sonra sen nasıl parayı biliyorsun, nasıl geziyorsun dedi. Dedim hani benim YouTube, Instagram var, öyle geziyorum dedim. Kaç takipçim var dedim, bu kadar takipçim var. O dedi hepsine bana dedi, bütün tiplere, bütün takipçilerine selam söyle dedi. Benim adım dedi Basar bilmem ne dedi işte. Hepsine selam söyle dedi. Ermenistan'da iyi geziler dilerim sana dedi. Sağ olsun. Yani şu ana kadar hatırlamıyorum ya bir sınır. Yani bir Singapur'daki sınır polisi de beni çok iyi böyle yardımcı olmuştu. Ondan sonra da hani kötü davranmayanlar oldu ama böyle özel olarak adam kalktı, bende bir gişeye gidiyor, bir vize ofisine gidiyor, bir kendi yerine oturuyor falan. Muhabbet sohbet ediyor. İlk defa bir adam benimle böyle ilgilendi. O yüzden teşekkür ederim. Geçmiş olsun da söyledi. Girdik. Biraz uzun anlattım. Ama evrak işleri biraz şey. Gereksiz eski sistem. Yani abilerin de biraz eli de yavaş. Adımı soyadımı bile yazmaları 30-40 saniye sürüyor. Biraz böyle tık tık yavaş yazıyorlar. Şey, o yüzden biraz uzun sürdü. 15-20 dakika sürdü ama şey, sebebi hani niçin ne uçak bileti sordular, ne kalacağım oteli, kaç gün kalacağımı. Sadece ben bir günlük rezervasyon yaptırdım. Ona da gösterdim, bir günlük yaptırdım. Beğenirsen kalacağım, beğenmezsen başka yer yapacağım. Olur dedi, nasıl istersen. Sadece formaliteden bir adres ver dedi. Verdim, o kadar. Girdik. Güzel. Çok sıcak karşılandım. Teşekkürler. Yola devam. Mola verdik. Beni böyle tatlış bir minibüs karşıladı. Vay anam, çok tatlı. Geldik. Gürcistan, yani şu ana kadar gördüğüm Gürcistan'dan biraz daha az gelişmiş gibi ama tabii Erivan'a gidince daha iyi anlayacağız. Abi geldim sonunda ama yollar o kadar kötüydü ki akşam 10 oldu gelene kadar. Ben resmen saat 10'da çıktım hostelden, 11'de otobüs terminalindeydim ve akşam 10'da buraya vardık. 4'te yola çıktık, 6 saatte geldik. Yollar kötü olmasa çok daha hızlı gelir zaten, 200 küsür kilometre. Normalde yollar iyi olsa çok daha çabuk gelirdik. Şimdi otobüs terminali şehrin dışında bıraktı, ben de durağa gittim, ilk otobüse bindim. Herhalde şehrin merkezine gidiyordur bilmiyorum ama gidince anlayacağız. Otobüse binerken 2,5 kilometre yol vardı. Otobüsten indim, şimdi yaklaşık 2 kilometre var. Erivan'da şey şeklinde, yuvarlak yuvarlak giderek genişleyen yuvarlak. Benim bindiğim otobüs bir tane yuvarlığa girdi, şehrin etrafında dolaştı, tam dışarı çıkıyordu. Ben de orada indim. Şimdi hostelime doğru yürüyorum. İnternetim yok ama size daha önce bahsediyordum ya, Mersmi diye bir uygulama var. O uygulamayı ben indirdim. Sonra da Ermenistan'ı download ettim, Ermenistan haritasını. Ondan sonra ben bir tane de hostel tuttum Booking'den. O hostelin konumunu da haritaya internetim varken işaretledim. Şimdi internetim yok ama nereye gideceğimi, nasıl gideceğimi, ister arabayla ister yürüyerek gösteren bir haritam var. Mesmi sayesinde şimdi hostele doğru yürüyorum. Herhalde merkezi noktalarından birine geldim. Yani hostel merkeze yakın gösteriyor da tabi merkezin neredir, ne edildiği bilmiyoruz. Buranın da gelmiş piyano çalıyor. Çok iyi ya. Evet sayın seyirciler, hostelin burası. Belki gelirsiniz, Kristal Hostel. 4 kişilik bir oda,
150 TL. Ben şimdi yorgunum, yatıyorum. Yarın ufaktan bir göz atarız Erivan'a. Şehre turu varken gözümüze ilk çarpan tabii ki demin de dediğim gibi geniş sokaklar, temizlik, düzen ve taş binalar. Böyle insan biraz Kars'a gidiyor. Kars'ta bir dönem Sovyet himayesinde kaldığı için orada biliyorsunuz bu tarz mimariler var. Aynı zamanda biraz önce gördüğümüz kiliseyi de fark ettiyseniz yapı itibariyle, sanat itibariyle, mimarlık itibariyle de aynı Ani Harabelerine benziyordu. Ermenistan, Güney Kafkasya'nın köklü tarihe sahip küçük ülkesi. Batısında Türkiye, kuzeyinde Gürcistan, doğusunda Azerbaycan, güneyinde ise İran'a komşu. Başkenti Erivan olan ülkenin nüfusu yaklaşık 3 milyon. Milattan önce 6. yüzyıldan beri bölgede varlıklarını sürdüren Ermeni krallıkları 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla bağımsızlığını kazanarak çok partili demokratik sisteme geçiş yapmış. Tarihte Hristiyanlığı ilk kabul eden milletlerden olan Ermenistan, bugün nüfusunun çoğunluğu bu döneme mensup olarak yaşamakta. Ülke ekonomisinin başlıca gelir kaynakları ise madenler, sanayi ve tarım. Ermenistan para birimi olarak dram kullanmakta ve Temmuz 2023 ayı itibariyle 1 dolar 386 dram ve 10 TL'de 148 dram etmekte. 1993 yılında Ermenistan-Azerbaycan Savaşı ile Türkiye ile Ermenistan arasındaki sınırlar kapatılmış. Iğdır ile Ermenistan'ın başkenti Erivan arası sadece 1 saat mesafe olmasına rağmen kapatılan bu sınırlar sebebiyle tam 30 yıldır bu iki devletin vatandaşları ve turistler birbirlerine gidip gelemiyorlar. Ermenistan'a bugün en kestirme ulaşmanın iki yolu var. Ya İstanbul ya da Ankara'dan uçakla ya da Gürcistan üzerinden karayoluyla Ermenistan'a kapıda vize alarak ulaşabilirsiniz. Başkent Erivan 1918'den beri Ermenistan'da kurulan Ermeni devletlerine başkentlik yapmış. 100 yıl önce burası adeta bir köy yeri gibiyken bugün Ermenistan'ın en gelişmiş noktası olmuş. Özellikle Sovyetlerin dağılmasından sonra hızla gelişim göstererek bugün modern ve gelişmiş bir yer olma yolunda hızla gelişmekte. Eğer bir gün açık havada Ermenistan'ın başkenti Erivan'ı ziyaret edebilirseniz Ağrı Dağı'nı bile net bir şekilde görebilirsiniz. Ermenistan nüfusunun çoğunluğu başkent Erivan'da yaşamakta. Erivan'ın nüfusu toplam 1.2 milyon. Ülke nüfusunun yani yaklaşık %40'ı bu şehirde yaşıyor. Ama şehirde bulunan yatay mimari sebebiyle şehrin sokaklarını gezerken bu kalabalığı hissetmiyorsunuz. Başkent Erivan'a geldiğinizde şehrin en geniş ve en eski caddesi olan Abavyon Caddesi'ni ziyaret edebilirsiniz ve yürüme mesafesindeki birçok turistik noktayı görebilirsiniz. Yine oradan yürüme mesafesinde olan Cumhuriyet Meydanı'na inip 1924 yılında inşa edilmiş olmasına rağmen bugünün şartlarında bile en geniş meydanlardan birine sahip bu meydanı ziyaret edebilirsiniz. Orada bulunan Ulusal Müzeyi, Devlet ve Bakanlık binalarını, Tarih Müzesi gibi birçok yapıtı aynı anda bir arada görebilirsiniz. Yine yürüme mesafesinde bulunan Devlet Opera binasını ziyaret edebilirsiniz. Benim en çok zevk aldığım ve önünde saatlerce oturup canlı müzik yapan insanları izlediğim bu noktada güzel vakit geçirebilirsiniz. Ve son olarak benim en başta ziyaret ettiğim ama videolarım silindiği için gösteremediğim Mavi Cami'yi anlatmak istiyorum. Mavi Cami, Erivan'da karşıma çıkan benim için en ilginç eserlerden birisiydi. İran hükümdarı Nadir Şah tarafından inşa edilen Mavi Cami, Sovyetler döneminde ibadethanelerin yıkılmaya başladığı zaman da Ermenistanlılar tarafından buranın yıkımına engel olunması için orayı şehir müzesine çevirip yıkılmasını engellemişler. Daha sonra Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra tekrar Müslümanlara devredilen Mavi Cami bugün medrese eğitimleri, Kur'an dersleri ve ibadethane olarak varlığını sürdürmekte. Sonraki bölümlerde Ermenistan'ın diğer güzelliklerini gezmeye devam edeceğiz. Takipte kalın.